Yaponiyadagi Sharq Turkiston da'vosidagi biraz ahvolni bir ma'lumot bergan bo'lsangiz. Yaponiyada Sharq Turkiston da'vosining ahvoli, ya'ni mundaqcha aytganda tarix nuqtasini aytgan vaqtida dunyoning har qandoq yeridagi Sharq Turkiston da'vosidan uzoq tarixiga bir davlat. Chunki 1933 yili Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati yemirilgandan keyin Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining generali bo'lgan Mahmud Muhiti bir qism odamlarni elib Qashqadan Hindistonga o'tmoqchi bo'lib Ladakh keladi. Ladakh kelgandan keyin ba'zi bizning yurt kattalari, masalan Sharq Turkiston da'vosining buyuk liderlaridan biri bo'lgan Muhammad Emin Bog'raning yo'l ko'rsatishi bilan 1939 yili 5 ayning 19 kuni ular Shanghai orqali Yaponiyaning Kobega kelib, Kobe orqali Tokioga qaytib keladi. Ya'ni Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining vakillaridan shakllangan, tashkillangan 15 kishilik bir hay'at 1939 yili 5 ayning 19 kuni ya'ni Tokioga yetib kelib, Sharq Turkiston da'vosini boshlaydi. Ya'ni Sharq Turkiston da'vosining Yaponiyadagi Yaponiyaga kelib, bu vaqtda izlanish va bizningki Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatiningki 15 kishilik bir hay'atining kelishiga albatta yo'l ko'rsatgan kishilardan biri bo'lgan Muhammad Emin Bog'ra. Muhammad Emin Bog'ra o'ziningki, ya'ni Kabuldagi hijrat hayotida, Kabuldagi Yaponiya bosh elchisiningki suhbatlarda Sharq Turkistonning mustaqilligi, Sharq Turkiston da'vosiga yordam, ya'ni yordam deganimizda moddiy va ma'naviy jihatlardan yordam so'rab Yaponiya bosh elchisi bilan 15-16 qatimliq suhbatlarni o'tkazish orqali Yaponiyaga dastlabda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining generali bo'lgan Mahmud Muhitining Yaponiyaga kelib bu haqda suhbat o'tkazishni havola qiladi. Ya'ni bu Mahmud Muhitni boshchilik qilgan kishilar Muhammad Emin Bog'raning yo'l ko'rsatishi bilan Yaponiyaga kelganligi uchun Yaponiyada Sharq Turkiston da'vosining boshlanishiga yo'l ichishiga sababchi bo'lgan odam Muhammad Emin Bog'ra. Muhammad Emin Bog'raning ya'ni yo'l ko'rsatishi bilan Mahmud Muhiti qatorliq 15 kishi Tokioga kelib, ya'ni Sharq Turkiston mustaqilligi uchun Yaponiyadan moddiy va ma'naviy yordamlarni talab qilib 1939 yildan boshlab Sharq Turkiston da'vosini Yaponiyada boshlaydi. Ya'ni Yaponiyada boshlash jarayonida bular moddiy va ma'naviy jihatdan bir qism yordamlarni talab qilgan bo'lsa-mu, shu vaqtdagi dunyo vaziyatining bir qism sabablardan bular moddiy va ma'naviy jihatdan yordamga erishmay Mahmud Muhiti ya'ni vatanga qaytishga majbur bo'ladi. Mahmud Muhitining maslakdoshlaridan bo'lgan Mahmud Muhitining urdu tili tarjimoni Qashqarlik Turdibekzoda degan kishi va Mahmud Muhitining aksi Muslojim Muhitlar ular Tokioda qilib Sharq Turkiston istiqlol markazini qurib bu davoni rivojlantirdi. Sharq Turkiston istiqlol markazini qurgan vaqtida Mahmud Muhiti ya'ni o'zi bu markazning muavvir raisligiga Kabul turibotgan Muhammad Emin Bog'rani raislik qilib tayyorlab bu davoni davomlashtirdi. Bu davo Mahmud Muhiti vatanga qaytgandan keyin Muslojim Muhiti To'xtibekzoda qatorliq vatansoyar Sharq Turkistonliklar tarafidan ilib berilib 70 yillik kelgan vaqtida bular orqa-orqadan kesal sababidan vafot bo'ldi. 70 yildan keyin bular vafot bo'lgandan keyin Sharq Turkiston da'vosining buyuk liderlaridan Aysa Yusuf Aliptekin efendim Türkiye'den Yaponiya'ya kirip bu davanı anlatış, bu dava işlerini devamlaştırışını hep barıdı ve bu ceryanı da Yaponiya'nın Tokyo'daki Tamak Kavristallığı'daki Şerq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin vekillerden Muslacı Muhiti, Tohtubekzade Katarlık kişilerinin kavrisini görüp bu kavirlerinin naiti yağmur içinde kalkallığını, buzluk ketkerliğini görüp yani Yaponiya ziyaret edinkin Aysa Yusuf Aliptekin Türkiye'ye kirip, Türkiye'deki vatandaşlığa, Saudi'deki vatandaşlığa Polat Kadir'e arkalıp bir mektup yollap bu mazarlıkını yasaş ve bulanın kavrisine estiği keltürüş faaliyetlerini ilip barıdı. Aysa Yusuf Aliptekin'in ki yani bu faaliyeti arkalık Hazırkı Yaponiya'da sahilini vatkan Mahmud Muhiti'nin aksi Muslacı Muhiti, Tohtubekzade ve bir kısım şu vaktideki ezalanın kavrisi naiti çıraylık sahilini vatkan.